Herkese merhaba, Ali Emre ben. Fonu türleri serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ürün satış panellerinin çalışma mantığından bahsetmeye çalışacağım. Ayrıca her videomda söylediğim gibi şu Fonu türleri serisinde kullandığım tüm şu şablonları ve daha fazlasını bakın. Şunların hepsini... Oluşturduğum funnel türleri e-kitabından ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Aşağıdaki açıklamalar bölümünden indirmeyi unutmayın. Şimdi genel olarak çalışma mantığından bahsedeyim. Bu ürün satış funnellarını sattığınız bir kurs olabilir, sattığınız bir fiziksel ürün olabilir. Hiç fark etmez, kullanabilirsiniz. Yapısı nasıl? Aslında funnel kullanımının en basit yapılarından bir tanesi. Zaten ilgileniyorsanız büyük ihtimalle görmüşsünüz. Funnel ilgileniyorsanız görmüşsünüzdür bu yapıyı. Bir satış sayfası var. Ardından bir sipariş sayfası. Kişi bu ürünü satın aldıktan sonra bakın satış sayfasına atıyorum ismini mailini giriyor. Sonra sipariş sayfasına geliyor. Ürünü satın aldığında upsell sayfasına geliyor. Bu de bilmeyenler için mesela ben burada 100 liralık ürün teklifi sunmuştum. Upsell'i Türkçe'ye çevirecek olursak sanırım üst satış diye çevirebiliriz. Atıyorum burada 100 liralık bir ürün satmıştım. Burada 300 liralık başka bir teklif sunuyorum. 300 liralık başka bir ürünü satmaya çalışıyorum. Zaten her zaman birinci, birinci evet almak ikinci evet almaktan daha zordu. Zaten müşteri burada bir kere bize güvenmiş, kartını çıkarmış, ürünümüzü satın almış. Biz neden ona başka bir ürün daha teklif etmeyelim, sunmayalım. Bu videoyu da bu upsell downsell olayında şu fonla eğitimi videosunda çok iyi bir şekilde açıkladığımı, anlattığımı düşünüyorum. Bu videodan sonra o videoyu da izleyebilirsiniz. Açıklamalar eklerim. şu falan eğitiminin oynatma listesini. Sonrasında şimdi devam edelim. Kişi diyelim ki upsell'i satın almadı. Sonrasında downsell. Türkçe'yi çevirecek olursak bir alt satış sunuyoruz. Mesela şunun fiyatı işte 300 liraydı. Diyoruz ki 3 çarpı 97 şekilde 97 liralık 3 tane 3 aylık ödeme planıyla ödemek ister misiniz mesela aynı ürün işte bu teklifi kaçırmanızı istemiyorum şu videoda anlattığımı düşünüyorum buradaki olayda kişi burada downsell upsell'i almasa upsell'i alsa da almasa da upsell'i alsa da bu ikinci upsell sayfasına gidebilir downsell'i almasa da yine ikinci alsa da almasa da ikinci upsell sayfasıyla karşılaşıyor tabii ki bu da size bağlı. İsterseniz bu ikinci upsell sayfasını eklemezsiniz. Ve daha fazla para kazanmak istiyorsanız ve sunabileceğiniz bir başka teklifiniz de varsa, ürününüz varsa tabii ki sunmanız çok daha mantıklı olacaktır. Kişi ikinci upsell'i alsa da almasa da sipariş başarılı sayfasına geliyor ve işte sipariş başarılı mail geliyor. Bunun aynı şekilde mesela şu sipariş sayfasına geldi kişi, diyelim ki ürünü satın almadı. Sonrasında işte maillerle yeniden pazarlama reklamlarıyla tekrar bu ürünü satmak için bir Pazarlama için, dijital pazarlama içerisinde bir çabaya giriyor tabii ki ürün satan kişi. Bunu orada göstermedim. Şimdi buradan sonraki süreçten bahsedeyim. Şu ana kadar şurada funnel eğitimi serisinde funnel ilgili temelde bilmeniz gereken her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Dört buçuk saatlik bir eğitim serisi. Buradaki funnelın en temelinden daha ne olduğundan başlayıp birçok detaylı bir şekilde bakın kurulum videoları falan da var funnel türleri serisi de burada da var. Hepsinden bahsettiğimi düşünüyorum. Şimdi bundan sonraki süreçte, bakın şu videoda bahsetmiştim funnel hacking nedir diye. Nedir funnel hacking? Başarılı funnel'larda tamam bakın milyonlarca dolar, on milyonlarca dolar yapan funnel'lar var. Burada kullanılan stratejileri kendi işinize nasıl uygulayabilirsiniz? Bunun araştırması içerisine giriyorsunuz. Bu videoda daha detaylı açıklamıştım aslında. Yani sayfa yapısı ne? Teklifi ne? Hikayesi ne? İşte eee kancası, oltası ne? Neler, ne stratejiler uygulanmış? Bunların hepsini inceliyorsunuz ve kendi işinize nasıl bunu modelleyebilirsiniz bunu araştırıyorsunuz. Bakın ben de bundan sonraki seri işte bakın bir tane videoda yapmıştım hatta kendi. Kendi kurduğum funnel'da kullandığım stratejileri anlattım mesela 7 dakikalık bir video. Bu, bundan sonraki seride de Russell Brunson bilmeyenler için funnel'ın babası. Kendisi ClickFunnels'ın kurucu ortaklarından. ClickFunnels'da piyasadaki en büyük funnel oluşturucu. Çok bayağı büyük bir şirket ve Russell Brunson bunun eski CEO'su. Bakın Russell Brunson'un birçok funnel'ı var. Ve bu adamın kurduğu funnel'lar 10 milyonlarca dolar yapıyor. Yani Russell Brunson'un sayfasına giderseniz. Evet bakın mesela Russell Brunson'un sayfasına girdim. Bakın Russell Brunson'un başka şirketler için funnel kurma ücreti 1 milyon dolar. Ayrıca her bir satıştan da %25 komisyon funnel kullanıldığı sürece. Ve üstüne Russell Brunson 3 milyon dolar ciro olarak satış yapan şirketlere funnel kuruyor. Şimdi siz düşünün bu adam kendi kurduğu funnel'lar nasıl sonuçlar veriyordur kendi ürünü için. Mesela bakın Russell Brunson kitapları secrets, expert secrets, traffic secrets. Bakın tüm şöyle göstereyim mesela. Tüm sayfa yapısının mesela ekran görüntüsü var. Bunları açıp diyeceğim ki arkadaşlar bakın şurada şunu yapmış, burada şunu yapmış. Bakın birazcık daha büyütürsem biraz uzun mesela. Aynı şekilde bakın bu ürün satış sayfası. Ardından mesela birinci Absel sayfası. Ardından ikinci Absel sayfası bakın. Ve sonrasında da teşekkürler sayfası. Aynı şekilde mesela sadece Russell Brunson'un tek o fanıları yok. Mesela bu Russell Brunson milyonlarca dolar yapan kurs fanıları. Bakın 2 Come cloud Live fanını göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Bunda mesela satış şu video satış videosunu bile indirmişim hepsinden bu kullanılan stratejilerden bahsetmeye çalışacağım. Aynı şekilde mesela bu fiziksel ürün satış fanallarını da topluyorum şu an. Mesela şu flashlight el feneri fanalı milyonlarca dolar yapmış. Bunu da fanallarda göstermeye çalışacağım funnel hacking videoları serisinde. Aynı şekilde dediğim gibi funnel konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu oynatma listesini açıklamalara ekleyeceğim. Buradan kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca kanala abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim bu tür videoları kaçırmamak için. Kendinize iyi bakın bu videoda bahsedeceklerim. Bu kadar da başka videolarda görüşürüz. Bay bay.